Merhaba sevgili gençler. Sıfırdan günde TT Kimya kampına devam ediyoruz. Bugün de maddenin hallerine katıları göreceğiz. Katılarla ilgili ara ara deneme çözdükçe birkaç soru karşımıza mutlaka gelecek. Hep aynı soru tipleri geliyor. Biraz ezber bilgi barındırdığı için öğrendiğiniz o bilgileri ya da o örnekleri öğrenene kadar zorlanabiliyorlar. Ama kendi içerisinde küçük bir, bir sayfalık bir notla çok rahatla karşısına gelecek tüm soruları çözebilirsin diye söyleyeyim. Hemen dersimize başlayalım. Madden halleriyle ilgili ilk dersimize gençler katılar sıvılar ve gazları beraber karşılaştırmıştık ve orada katıların özelliklerinden bahsetmiştik. Katılar için maddenin katı hali için akışkan değildir dedik. Sıkıştırılamaz, titreşim hareketi yapar, belli şekli ve hacmi vardır diye söylemiştik. Burada bu özellikleri biliyorsan şimdi katıların sınıflandırılmasını yapacağız. Sınıflandırma da gençler kafamızda bir şem oluşturacağız. Katılar önce ikiye ayrılır diyeceğiz. Yani katılar kristal ve amorf katı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ve kristal katılarda kendi arasında gençler iyonik, moleküler, kovalent ve metalik olmak üzere dörde Yani kafamızda şu olacak. Katılar kaç ayrılır? İki ayrılır. Amor ve kristal. Tabii ki aradaki farkı bileceğiz. Kristal de kendi içerisinde dörde Yani aslında çıkan soru çözebilmek için gençler bu tabloyu bilmek yeterli oluyor. Yani bu tablodaki örnekleri bilirsen, aradaki mantığı görürsen çok rahatlıkla çözebilirsin soruyu diye söyleyelim. Baktığımızda şöyle şekli incelersek katılar amorf ve kristal olarak ayrılıyor. Birazdan özelliklerinden zaten ayrıca bahsedeceğiz tek tek ama e, Kristellerde dörde ayırdık, iyonik kristaller. Yani iyonik kavramı geçiyor, iyonik bağlı e, bileşikler biliyorsunuz o da halde bunu. O yüzden de iyonik e, gördüğümüz zaman bunu iyonik katı diyeceğiz ya da iyonik kristal diyeceğiz. Yine benzer bir şeyi kolay olarak metalik kristaller. Yani metalleri gördüğümüz zaman demir, bakır bunlar zaten biliyorsunuz metalik bağlar halde bunu civaridir. Dolayısıyla bunlar da böyle bu şekilde çinko katısı, altın katısı, gümüş katısı, demir katısı diye sınıflandırma yapacağız. E, geri kalan moleküllerle kovalent kristallerde ise gençler kovalent bağlı bileşikler karşımıza gelebilir. E, baktığımız zaman e, burada su, I2, P4, S8 gibi baktığımız zaman kovalent e, yani ametallerden oluşuyor. Dolayısıyla bunlar e, moleküler kristal örnek olarak verilecek. E, burada kovalent kristali bilirsek geri kalan kovalent bağlara da ne diyebiliriz? Moleküler diyebiliriz. Yani elmas, grafit, kuars. E bunlar nedir? E, kovalent kristaldir diye söyleyeceğiz. Yani baktığınız zaman elmas da karbondur. Grafit de karbondur. E, karbonu bu şekilde tek başına gördüğümüz zaman kovalent kristal diyeceğiz. Ama e, burada baktığımız zaman c 6 h 2 o 6 Yani şeker, glikoz, karbondioksit. Bunlar da moleküler kristal örnekler. Bu örnekleri bilmek bile çoğu zaman soru çözmek için yeterli oluyor diye söylüyoruz. Tabii ki birazdan detaylandıracağız. İyonik bazı birleşikler zıt yükler arasında elektrosik çekimle oluşuyor. Moleküler kristaller dipol-dipol yani e, kovalent bağlı bileşiklerde biliyorsunuz moleküler etkileşimler var. Dipol-dipol, iyon-dipol gibi e, e, zayıf etkileşimlerle bir arada bulunuyorlar. Kovalent kristallerimiz yani elmas, grafit gibi örneklerimiz kovalent bağlı bir arada bulunuyor. Metalik kristallerde ise zaten metaller olduğu için metalik bağlı bir arada bulunuyor diye söyleyeceğiz. Şimdi hemen tek tek değerlendirirsek katları ikiye vermiştik. amorf ve kristal katı diye. Önce amorf katının ne olduğundan bahsedelim. Atomların ve moleküllerin diyor iyonların gelişigüzel olarak isiflendiği katılardır. Yani... Burada gençler amorf katılar düzensiz istiflenmeye sahip. Aslında bu görseli anladığınızda bu düzensiz istiflenmeyi unutmak mümkün olmuyor. Çünkü cam kırıldığı zaman cam bir amorf katıdır gençler. Cam kırıldığı zaman bu şekilde parçalanması yani farklı farklı şekillerde parçalanması aslında düzensiz istiflenmenin nedenidir diye söyleyebiliriz. Düzenli istiflenseydi kırılan parça aynı şekilde olabilirdi ama burada baktığımız zaman bir cam parçası yüzlerce parça ayrılıyor ve hepsi birbirinden farklı şekillerde kırılıyor. Bu kırılım noktaları düzensiz hisselenmeden kaynaklanıyor diye düşünmemiz gerekir. E, katılar düzensiz hisselendiği için gençler belli bir geometri şekilleri yoktur. Belli bir erime sıcaklığı da yok. Aslında yumuşayarak akıcılık kazanıyorlar. Yani cam ve tereyağı buna örnek verebilir. Yumuşamaya başladığı sıcaklarda camsı geçiş sıcaklığı diye kitaplarda böyle bir ifade de var. Yani belli bir erime sıcaklığı yok camsı geçiş sıcaklığı dediğimiz bir sıcaklık vardır. En çok karşımıza gelecek olan örnekler. Bu örnekleri unutmayacağız. Az önce e, tablomuzdaki örneklerin dışında amorf katıların örneklerini de bu şekilde aklınızda cam, mum, katran, e, tereyağı, plastik, plastik gibi maddeler e, amorf katı örnektir. Bunların hepsi testlerde farklı farklı örneklerde karşımıza gelecek. O yüzden bunları unutmayacağız. Yani cam, tereyağı gibi maddeler amorf katı yani düzensiz ispitlenmiş katıları örnektir diye söylüyorum. Şimdi kristal katları göreceğiz. Kristal katılar dörde ayrılıyordu ama genel özelliklerine bakarsak Belli geometrik şekli olan e, amorflarda geometrik şekil yoktu. Belli bir geometrik şekil. Düzenli istenmiyorlardı. Katı kristal katlar tam tersi. Belli geometrik şekli olan sert ve sıkıştırılamayan katlara kristal katı denir diyor. Zaten katlar biliyorsunuz özellik olarak sıkıştırılamıyordu. E, ve 3 boyutlu geometrik şekle sahipler. Tanrıcılar belli bir düzene göre isteniyorlar. Ve erime sıcaklığı genelde yüksektir diye söyleyeceğiz. Yani amorf katlarda belli erime sıcaklığı yoktu. Kristal katlarda erime sıcaklığı var ve yüksek. Tanjiler belli bir düzenle islenmiş Amorfta düzensizlik vardı. Geometrik şekil var. Amorfta yoktu diye. Bunları böyle özellikler olarak değerlendirebilirsiniz. Yapılarında kimyasal türü bir çekim kuvvetlerine göre diyor. Dörde ayrılırlar. Yani aralarında çekim kuvvetlerine göre sınıflandırıyoruz. İyonik kristaller. Az önce söylemiştim. İyonik bağlı bileşikler iyonik kristalleri oluşturuyor. Anion ve katyonların elektrosit çekim kuvvetiyle birbirini çekme sonucu oluşan kristallere denir. Yönik kristalde erime kaynama noktaları yüksektir. Çünkü biz daha önceki derslerimizde zaten 3. ünitede yönik bağ ve özelliklerini görmüştük. Yönik bağlı bir erime kaynama noktaları yüksektir. Sodyum klorür katısının 801 derecede eridiğini söylüyoruz. Ne demiştik? E, Nacl yani yemek tuzu oda koşuna katılır, serttir, kırılgandır. Ama ocağa koyduğumuz zaman bir cezvenin içerisinde tuzu eritmeye çalışsın eritemezsin. Çünkü erime noktası yüksek. Ama şeker erime noktası o kadar yüksek değil. Eritebiliyoruz. Ama tuz yönik bağlıdır ve yüksek bir erime sıcaklığına sahiptir diye söylüyoruz. İyonik kristaller sert ve kırılgandır. Sen iyonik bal konusunu zaten işlediysen buradaki tüm maddeleri biliyorsun. İyonik bağlı bir sert ve kırılgandır. Katı halde elektriği iletmezler. Bunu anlatırken ne demiştik? E, i̇yonik bağlı bir yemek tuzunun özelliklerini hatırlarsan zaten iyonik bağlı bir genel özelliklerini biliyorsun demektir. E, baktığımızda yemek tuzu katı halde, oda koşarı katıdır ve katı halde elektriği iletmez. Sıvı halleri ve e, sudaki çözeltir yani e, su çözeltir, elektriği iletir. İyonik katlar kristal ağ örgüsüne sahiptir. Yani e, ne demiştik? Düzenli istiflenmeden dolayı kristal örgü yapısına sahiptirler diye söylemiştik. Ve baktığımız zaman metal ametal, metal ametal. Yani bunlar iyonik katılar örnektir diye söylüyor. Yani buraya bir sürü örnek yazabiliriz. Ama buradaki mantık olarak örneği değil de iyonik bileşikleri gördüğün zaman bunlar iyonik kristal örnektir diye söylemen gerekir. Moleküler kristaller ise gençler zayıf etkileşimler dediğimiz dipol dipol, london ve hidrojen bağları gibi. Yani iyon indiklenmiş dipol, ee, yine iyon dipol gibi burada 5 tane varlığında ervas bağları var Bir de hidrojen vardı 6. Burada 6 tane zayıf etkileşimin e, kullanıldığı yani zayıf etkileşimlerle bir arada tutulan e, katlara diyoruz. Genellikle yumuşak oluyorlar. Düşük erime kaynama sıcaklığına sahip çünkü zayıf etkileşimlerle bir arada bulunuyorlar. Moleküler kristaller elektrik akımını iletmez. Yani baktığımız zaman e, elektrik akımını iletmediğini söyleyeceğiz. Burada örneklere bakın iyot kuru buz. Genelde kuru buz deyince gençler buz deyince aklımda direkt su geliyor. Yani haşkıyor. E, katı hali geliyor. Suyun katı hali ama kuru buz gençler katı karbondioksit diyoruz. Burada görselde olduğu gibi. Kükürt, naftalin, buz, e, yine glikoz, fosfor gibi katılar örnek verilebilir. Yani baktığımız zaman gençler bu örnekler nedir? İyonik bağlı değil. Metal değil. E, o zaman geri ilk seçenek oluyor. Moleküler ya da kovalent diyeceksiniz. Bunlarda e, tabii ki kovalent bağ var. Yani bir arada tutan e, yani şöyle düşünün. I2 e, gençler kovalent bağıyla bağlı. Yani apolar kovalent bağla bağlı ama baktığımız zaman e, buradaki bağ olarak değerlendirmiyoruz. Yani e, ametallerden oluşan maddeler moleküler kristale örnektir. Ne zaman kovalent kristal diyeceğiz? Onu da şimdi göreceğiz. Zaten e, çok az örneği var. Onları bu şekilde görmemiz gerekiyor. Yani iyonik bağlı olunca iyonik kristal, metalik bağlı olunca metalik kristal, e, kovalent bağlı olunca e, moleküllerde kovalent diyoruz. Kovalentin örnekleri bildiğiniz zaman zaten molekülleri bilmiş oluyoruz. Hemen kovalent kristale gelelim. Atom molekülleri diyor kovalent bağların etkisiyle bir arada tutulduğu katılardır. Kovalent kristallerde atomlar üç boyutlu ağ örgüsünü oluşturur ve ağ örgülü kovalent kristaller çok serttir ve yüksek erime sıcaklığına sahiptir. Peki burada grafit örneğimiz de yumuşaktır diye söyleyeceğiz. Genel olarak elmas. Yani kovalent kristal örneği dediği zaman sorularda karşımıza mutlaka elmas gelecek her Bakın elmas, kuars ve grafit. Bu üçünü unutmuyoruz. Bu üçü bizim için e, kovalent kristal örnektir diye söyleyeceğiz. Elmas e, 3550 derecede eriyor. Yüksek erime sıcaklığına sahip. Kovalent kısaltı genellikle elektrik akımı iletmez. Grafit hariç. Biliyorsunuz ametaller elektrik yetmezdir, Grafit hariç deriz. Yani grafit e, farklı özelliklere sahip. Elmas ve grafit silisyum dioksit, silisyum karbür, silisyum nitrür A kovalent katıları örnektir diye söyleriz. Burada dediğim gibi sorularda denemelerde hep e, elmas, grafit ve kuart. Bu üçü sürekli karşımıza gelecek. Bu üçünü unutmayalım. Gerisi çok önemli değil diye söyleyelim. Önce baktığımız zaman moleküllerle kristal katılar arasındaki farklılığı görmeye çalıştık. Kovalent kristallerin örneklerini unutmazsak dedik ki moleküllerden ayırabiliriz. Hemen metalik kristalleri söyleyeyim. Direkt geçeceğim. Çünkü metalik bağ ile bir arada bulunan yani metal atomunun metalik bağ ile bir arada oluşan katılardır diyor. E sen şimdi yine metalik bağın özelliklerini de metalik bağ konusunu işledik. E 10 dakikalık bir derste yaklaşık olarak. Katların en düzenli kararlı haldir diyor. Parlaktırlar, serttirler, ısı ve elektriği bunlar metalik bağlı birleşiklerin özellikleri. ve ev haline getirilebilir, yani işlenebilirler. Elme kay genellikle yüksektir. Yani baktığım zaman metalleri gördüğünüz zaman bunları direkt metalik kristal diyoruz. Şimdi öğrendiklerimizle ilgili sorular çözeceğiz. Karşısına gelebilecek soru tiplerini zaten görmüş olacaksın ve böylece katları cebe atacaksın. Denemelerde soru geldiği zaman aklına denemelerde soru geldiği zaman artı bir net hemen cebine koyacaksın diye söylüyorum. Hemen baktığımızda aşağıda katı türlerine verilen örneklerin hangisi yanlış? Hemen baktığımızda sorulara gençler amorf katı plastik, cam, mum, tereyağı, plastik, lastik gibi örnekler vardı. İyonik katı iyonik bileşik vermiş doğru. Metalik katı metal örneği vermiş. Kovalent katı gençler Enmas kuars, grafit demişti. Moleküler katı kuars olmaz. Yani burada bu şekilde cevapları bulmaya çalışacaksın. Aşağıda verilen katı türlerin özelliklerinden hangisi yanlıştır diyor. Amorf katı tanecikler gelişigüzel güzel istiflenmiştir demişti. Amorf gelişi güzeldi. Yani düzensiz istiflenme. Ee, yine aynı şekilde kristal katılar düzenli istiflenme vardır. İyonik katı yani kristal katı tanklarının elektrosik çekim kuvvetiyle oluşurlar. Doğru. Metalik katı işlenekler bir haline getirilebilir. Doğru. D şıkkında da kovalent katı demiş. Tanecikler arasında London etkileşimleri etkindir. Ve burada gençler kovalent katılar elmas, kuvars, grafit vardı ve onlar kovalent bağıyla bir arada. Yani zayıf etkileşimler moleküler katılarda vardı. Moleküler katı evet nokta genellikle düşük olan katılardır. Doğru. Yani burada D şıkkı yanlış. Ne demesi gerekiyordu? Tanecikler arasında kovalent bağların olduğu, yani güçlü etkileşimin olduğu katılardır diye söylemesi gerekirdi. Test sorularımız var. Yukarıda verilen özellikleri taşıyan katı aşağıdakiler hangisidir demiş. Hemen baktığımızda zayıf etkileşimlerle bir arada bulunurlar, erime noktaları düşüktür, kristal katılardır diyor. E baktığımızda gençler zayıf etkileşimlerle bir arada bulunurlar dediğine göre bir kere kuars güçlü etkileşimlerle bulunur. Yani bu nedir? Kovalent katı, naftalin, moleküler katı, tereyağı, amorf katı, kauçuk amorf katı, bakır metalik katı. Yani burada baktığımızda kristal katı olduğu için tereyağı olamaz, kauçuk olamaz. Naftalin kuars ve bakıra baktığımız zaman da erime oktaları düşüktür diyor. Metalik katıların erime oktaları yüksektir. Naftalin ile kuars arasında kaldık. Zayıf etkileşimler dediği için naftaline yönelmiş olduk. Çünkü kuars gibi kovalent kristaller e, gençler erime oktaları yüksektir diye söylüyoruz. Yani cevabımız 5. Aşırı verilen maddelerden hangisi camsı geçiş sıcaklığına sahiptir diyor. Camsı geçiş sıcaklığı ne zaman gördük? Amorf katılarda gördük. Yani amorf katılarda camsı geçiş sıcaklığı vardır. Baktığımızda sana yani şunu soruyor. Aşağıda hangisi amorftur diye soruyor. Grafit neydi? Gençler kovalent kristalde yine kol diye yazalım. Şeker moleküler kristaldir. Demir metaliktir. Kuru buz yine karbondioksitli ve katı karbondioksitli ve burada moleküler örnekli. Camsa amorf katı örnektir diye söylüyoruz. Aşağıdaki maddelerin hangisi moleküler katı örnek verilemez demiş. Tek tek baktım. kuars, buz, kükürt, naftalin, fosfor. Burada dediğim gibi sizin katlarda karıştıracağınız nokta şu. Molekülerle kovalent katıyı karıştırıyorsunuz. Burada da kuart nedir? Kovalent katı örnektir diye söyleyeceğiz. Yani buradaki farkı anlamaya çalışın. Kovalent katıların örneklerini unutmazsanız zaten diğerlerini molekül edeceksiniz. İyonik katılarla ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır demiş. Yani iyonik katıların iyonik birleştiğinin özelliklerini soruyor gençler. Katı halde elektrik iletmez. Doğru. Erime kalma noktaları yüksektir. Sert ve kırılgandırlar. Yine NaBr ve CO2 iyonik katı örnekleri diyor. Burada NaBr iyonik bağlı birleşiktir ama CO2 iyonik bağlı bileşik değildir. O yüzden D şıkkı yanlış kristal argüsünü oluştururlar doğru. Yani bunlara doğru diyoruz. Burada da şu T olacak. Bazı küçük yazım hataları oluyor gençler diye söyleyelim. E için sorumuz katılar genel olarak kristal ve amorf olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdaki hangisi diğerlerinden farklı bir sınıfa aittir diyor. Burada hemen bakıyoruz. Alüminyum metaldir, metalik katı. Magnezyum iyonik katıdır. Elmas e, kovalent katıdır. E, yine mum amorftur. iyot gençler baktığımız zaman e, moleküler katıdır diye söylüyoruz. Baktığımızda hangi farklı bir sınıfa ait dediği için amorf ve kristal katı diye sınıflandırılıyor. Yani bu dördü kristal katı sınıfında. Amorf ise farklı bir sınıf. Dolayısıyla C şıkkını alabiliriz. Açarı hangisi kristal katı türlerinden birisi değildir demiş. E burada baktığımızda hemen ne yapıyoruz? Amorfu işaretliyoruz. Söylemek istediğim şeyi anladığını sanırım gençler. Sorular zaten basit oluyor. Sadece sizin burada ilk baştaki yani dersin en başındaki o tabloyu kafamıza yazmamız lazım. Yani şöyle kafamıza böldüğümüz zaman amorf ve kristal katı'yı ikiye vereceksiniz. Amorfun örneklerini cam, tereyağı, plastik lastik gibi örnekleri unutmayacaksınız. Kristali de dörde ayırıp Örneklerini unutmayacaksınız. Böylece tüm soruları çözersiniz. Hemen dört tane daha sorumlu olur. onlara da bakalım. E, Aşağıdaki katı renkten kaç tanesi belli geometrik şekli sahiptir? Yani düzenli istiflenmiştir. Yani size diyor ki amorf olmayanlar ayır diyor. Cam amorftur, mum amorftur. E, baktığımızda diğerleri gençler nedir? Amorf değildir. O zaman e, burada kaç tanesi belli geometrik şekli sahiptir? Dört tane diye söyleyebiliriz. Sekiz sorumuz yukarıdaki yargıların hangileri amorf katıları için doğrudur diyor. Isıldığında yumuşayarak eriler. Genel olarak yumuşayarak yani camsı geçiş sıcaklığa sahiptir. Tanetleri geçmişte eskilenmiştir. Doğru. Elmas ve grafit örnek olarak verilemez. Çünkü amorf katı değildir. Buradan 1 ve 2 doğrudur diye söylüyor. Dokun sorumuz yukarıdaki cümlelerdeki boşlara hangi kelimelerin getirilmesi uygundur diyor. Cam, plastik, tereyağı nokta nokta katıları örnektir diyor. Burada gençler amorf katı olması gerekir. Buraya hemen ne yapacağız? Amorf yazacağız. Geldik. E, düzenli bir şekilde istenme sonucu oluşan katlara kristal katı denir. Kristal diye yazdık. Kristal yazmamız lazım. Ve e, nokta nokta kovalent kristal katıdır. Yani örnek istiyor. Kovalent deyince zaten elmas, grafit, kuars aklınıza gelsin demiştik. Elmas, elmas olur. Yani buradan baktığımızda A şıkkının doğru cevap olduğunu söylüyoruz. Son sorumuz aşırı katlarla ilgili bilgiler verilmiştir diyor. Verilen bilgiler hangileri doğrudur? Sodyum klor, alüminyum ve katyonlar arasında kuvvetli çekim kuvvetleri vardır demiş. Doğru. Çünkü iyonik katıdır. H2O camsık sahiptir diyor. Yanlış. E, amorf katılarda böyle bir şey var. E, H2O amor katı değildir. E, demir metalik kristal katı örnektir. Doğru. Yani baktığımız zaman 1 ile 3'ün doğru olduğunu söylüyor. böyle hızlı bir şekilde katları bitirirken işte katlarla ilgili bilmeniz gerekenleri size e, anlatmaya çalıştım. Az bir bilgiyle bir net cepte. Bir denemede gelmez. iki denemede gelmez. Ama üçüncü denemede gelir. Unutmuş olursun. Ara ara bu e, notları kontrol etmen gerekir diye söyledim. Bir sonraki dersimizde pekiştirme testi yapacağız. Ondan sonra en çok sorun geldi. Hemen hemen her TYT sınavında gelen sıvılara başlayacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki kimya videosunda görüşmek üzere.